Sadece çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur. 12. sorudayız. 150 puanlık soru şöyle. Balıklı Göl olarak da bilinen Halil Ürrahman Gölü nerededir? Taner Bey. Şanlıurfa. Şanlıurfa diyor Taner Bey. A şıkkı Urfa, B şıkkı Mardin, C şıkkı Hasankeyf, D şıkkı Diyarbakır. Kutsal balıkların içinde dolaştığı o göl acaba nerede? Urfa'da olabilir mi? Kutsal balıklar. Urfa'da. Urfa'da ya da Şanlıurfa'da, ikisi de tabii ki kabulümüz. Size 150 puan getiriyor. Hemen soruyorum. Sigorta mı, puan mı, puan mı, sigorta mı, sigorta mı, puan mı, puan mı, sigorta mı? Yine puan diyorum. Sona yaklaştık. Sona yaklaşıyoruz, puan diyorsunuz. Taner Bey 400 puana çıkıyor. Başa baş gidiyor. İki erkek yarışmacımız. Neslihan Hanım. Bayanlar güzel. Nedense hep eziliyor. Hayır efendim. Ezilmeyen bayan yarışmacılarımız da vardı. Ama sizin de ezildiğinizi düşünmüyorum. Her an değişebilir. Çünkü toplamda 500-700 puanlık sorular var. Bunları bildiğiniz anda çok öne geçmeniz mümkün. Umudumuzu yitirmeyelim. 200 puanlık sorulara geliyoruz. İki tane 200 puanlık sorum var. Bir de 300 puanlık. Hemen puan durumuna bakmak istiyorum. Tolga Bey 450 puanda. İki sigorta hakkı var. Çok iyi. Neslihan Hanım puansız sigorta hakkı var. Taner Bey'in hiç sigortası yok. Ve 400 puanı var. Umuyorum yanlış bir cevap gelmez. Gelirse benim de engel olamadığım bazı şeyler oluyor. Umarım olmaz. Hemen 200 puanlık sorulara geçiyoruz. 13. sorumuz şöyle. Belirli bir coğrafi alanda yaşayan hayvanlar topluluğuna ne denir? Olga Bey. Familia. Familia diyorum. Familia. Familia. Evet. Tolga Bey familia diyor. A şıkkı klan, B şıkkı mangus, fauna. C şıkkı epiderm, yok. D şıkkı faunaydı. Fakat bunu kabul edemiyorum çünkü familia cevabı şıkların arasında maalesef yok. Doğru cevap fauna. Evet. İşte doğru, benim korktuğum an geliyor. Bir şeyler olacak hissediyorum, içime doğuyor. Bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Aman dikkat, bunu hep söylüyorum, yavaş git. Biliyor musunuz bu direk belediye tarafından çok kez yerinden söküldü, tekrar yapıldı. Çünkü öyle devamlı bir kaza evet. oluşuyor. Daha önce sanıyorum virajdan sonra ortaya çıkıyor ve yarışmacılarımız buraya muhakkak bir bindiriyorlar. Onları çektiriyoruz, yaptırıyoruz, ettiriyoruz. Tabii ne oluyor, bu risk arabanın yapılması lazım. Sizden puan götürecek ancak... Sigorta. Zamanında sigorta yaptırdığınız evet. için bir sigortayla bu ağır hasardan kurtuluyorsunuz ve yarışmaya devam ediyorsunuz. Evet, evet. Zamanında yaptığınız neyse. Bir seçim için sizi kutluyorum. 200 puanlık son sorumuzu sormak istiyorum. Soru şöyle, 14. sorumuz. Zemheri nedir? Taner Bey. Kış. Kış mevsimi. Kış mevsimi diyor Taner Bey. Bakalım şıklarımız nasıl? A fırtına. B. Kara kış. C. Don. D. Sel. Kışla kara kışı aynı kabul etmek istiyorum. B şıkkını cevap verdiğinizi düşünerek. Acaba kara kış? Bir kış var bir de kara kış var. Bayağı üşütüyor. Acaba kara kış size ak bir zaman. Bravo. Kara kış size bahar getirdi. Çok önemli bir 200 puan kazanıyorsunuz. Gerçekten Tolga Bey'le başa baş gidiyorsunuz. Evet. Hem sizinle yarışıyor Tolga Bey, hem eşiyle yarışıyor. Onun işi daha zor. Kendisi zor durumda. Ben de etkisiz eleman. Ben gideyim. Neslihan Hanım, niçin böyle alınganlık yapıyorsunuz? Etkisiz eleman falan değilsiniz. Sizin etkiniz, hanım olarak burada olmanız bile büyük etki. Medeni cesaretinizi kutluyorum ama olabilir. Bilmediğinizden değil, belki basma tekniğiyle alakalı olabilir. Ama henüz bitmedi. Bakın gerçekten 500 puan almanız mümkün. Umudumuzu kesmeyelim. Hemen soruyorum 200 puanı nasıl değerlendirmek istiyorsunuz Taner Bey? Puan olarak kalsın. Puan olarak kalsın çünkü yukarı doğru gidiyoruz ve yarışmanın sonuna doğru geliyoruz. Ancak birinci etabın sonuna doğru gelirken
Tekrar diliyorum ki bu güvensiz ortam, bu sigortasız ortam size bir Ali Cengiz oyunu yapmasın. Yani umuyorum riskli öyle bir olmasın. Şey yaptığımı biliyorum ama biraz mecbur kaldık. Evet. Tolga Bey'e yetişmek için evet. Mecburdunuz. Umarım öyle bir şey başınıza gelmeyecek. Hemen puanlara bakmak istiyorum çünkü 200 puanlık sorularımız da bitti. Tolga Bey 450 puanda bir sigorta hakkı var az önce. Bir araba kazasıyla sigorta hakkını kaybetti. Neslihan Hanım 0 puanda bir sigorta hakkı var. Taner Bey 600 puanda. Çok enteresan bir durum. Bakalım 300 puanlık soru kime ne getirecek? Çünkü Taner Bey'in sigortası yok. Yanlış cevap geldiği anda maalesef bayağı bir puan gidecek. Çok heyecanlı. Eğer hazırsanız 300 puanlık sorunuzu sormak istiyorum. Bakalım durum ne olacak? Soru şöyle. Buğdaygillerde bulunan ve hamurun oluşmasından da sorumlu olan protein hangisidir? A şıkkı gluten. Tolga Bey. C şıkkı nişasta. C şıkkı nişasta diyor Tolga Bey. A şıkkı gluten, B şıkkı karoten, C şıkkı nişasta, D şıkkı keratin. Bakalım nişasta size 300 puan kazandıracak ve birinci etabı galip olarak çıkmanızı ve galip olarak bitirmenizi sağlayacak mı derken gluten doğru cevaptı. Bu bir tsunami. Tsunami'ye hiçbir şey yapamıyoruz. Evet maalesef. Yeryüzünde oluşan en kötü olay, en büyük risk sizden puan götürmüyor. Çünkü bir sigorta hakkınız daha vardı. Hemen onu evet. kullanıyoruz ve tsunami'den kurtuluyorsunuz. Zamanında yapmış olduğunuz bu sigorta sizi kurtarıyor. Hemen bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Durum nedir? Durum nedir? Tolga Bey 450 puanda. Neslihan Hanım puansız bir sigorta hakkı var. Ve Taner Bey'in 600 puanı var. Taner Bey birinci etabın galibi oluyor. Kutluyorum sizi. Hakikaten Taner Bey çok güzel yarıştı ve tebrik ediyorum kendisini. İnşallah. Sizi de kutluyorum gerçekten. Bilginizi kutluyorum. Çok iyi yarıştınız teşekkür ama. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısmet. İşte böyle riskler olabiliyor. Evet. Sadece şuna üzülüyorum. Buna çok ehemmiyet vermediğinizi biliyorum ama evde ne olacak? Eşiniz size... O felaket. Ne oldu Tolgacığım? Hı? Nasılmış yarışma? Felaket. Yapacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Bir şey yapar yani. Belki onu yapmaz belki ama... Belki araya girebilirim diyebilirim ki lütfen Tolga Bey'e böyle davranmayın. Rica erkek olarak belki. Onun evet. Konuşabilirim. Teşekkür konuşabilirim. Ederim. Size evde Allah kolaylık versin sağ olun, diyorum. Çok teşekkürler. Buraya geldiğiniz için, medeni cesaretiniz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, ikinci etaba geçmeden önce iki yarışmacıma birer hediyemiz olduğunu söylemek istiyorum. Bir yıllık ferdi kaza sigortası vereceğiz. Şahane. Bir yıl boyunca başınıza kötü bir şey gelmesini istemeyiz ama geldiği anda bir dost olarak sizin yanı başınızda olacaktır. Mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler. İkinci etapta Taner Bey ile yarışacağız. Biraz sonra. Sizi kutluyorum Taner Bey. Teşekkür ederim. Çok çekişmeli bir etaptan sonra ikinci etaba geldiniz ve bu sefer para ödülü için yarışacaksınız. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti birinci etap sizin gerçekten için? Gerçekten diğer arkadaşlar da çok iddialı ve başarılıydı. Yani biraz da şansımın yardımıyla. Fakat enteresandı hiç sigorta almadınız. Ben hep ürküyordum. Yani her yarışmacımdan sorumlu hissettiğim için kendimi. Sigortasız yarışmak bir hayli zor. Çünkü risk geldiğinde büyük puan götürebiliyor. Ama siz değiştirmediniz stratejinizi ve bu şekilde devam ettiniz. Baştan düşüncem daha düşük puanlı sorularda sigorta almaktı fakat planladığım gibi gitmedi işler. Tolga Bey çok hızlı başlayınca evet. Siz de ona yetişmek için. Ama enteresan oldu. Tabii genelde ben sigorta almayı salık veriyorum yarışmacılarımıza. Şey. İkinci etapta buton kullanmıyoruz biliyorsunuz. Daha sakin düşünerek, muhakeme kurarak cevap vermenize fayda var. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür. Umarım büyük ödüle ulaşacaksınız. Umarım. İkinci etapın kurallarını hatırlatmak istiyorum sevgili izleyiciler. Yarışmacımız bu etapta 12 soru ile karşılaşacak. Her sorunun puanı kadar para ödülü karşılığı bulunuyor. İlk 5 soruda yarışmacımız güvende yani elenmiyor. 6. soru baraj sorusu. Yarışmacımız bu soruyu doğru olarak yanıtlarsa
bir sigorta hakkı elde etmiş oluyor. Sigortasını istediği soruda ve soruyu gördükten sonra kullanabilir. Sigorta kullanıldıktan sonra o ana kadar kazandığı para güvence altına alınmış oluyor. Yarışmacımız sigorta hakkını kullandıktan sonra doğru yanıt verdiği sürece yarışmaya devam edebilir. Yanlış yanıt verirse sigortaladığı ana kadar kazandığı para ödülüyle birlikte maalesef yarışmaya veda eder. Zamanda sigorta yarışması final bölümüyle başlıyor. %100 ilk sorunuzu sormadan önce tekrar söylüyorum. Sakin, düşünerek cevap vermenize fayda var. Birinci sorumuz şöyle. Deniz kızı olarak tanınan küçük heykel hangi şehrin simgesidir? A şıkkı Rotterdam, B şıkkı Stockholm, C şıkkı Hamburg, D şıkkı Kopenhag. İki seçenek arasında mütereddit kaldım ama D şıkkı Kopenhag diyorum. Kopenhag diyor Taner Bey. Deniz kızının bir simgesi, simge şehri. Acaba Kopenhag doğru mu diğer şıkları eliyor ve 100 lirayı Taner Bey ilk 100 lirayı acaba kazanacak mı? Kopenhag, deniz kızları. Var mı orada? Var. Kutluyorum. Hiç deniz kızı gördünüz mü? Filmler sayılır mı? Filmlerde. Filmlerde gördüm. Ben canlı olarak gördüm. Gerçekten. Ben arada böyle şeyleri söylüyorum. Ben bazı enteresan şeyler görmüş oluyorum. Uzun bir aşk hikayesinden sonra ayrıldık kendisiyle, deniz kızıyla. Şimdi hangi denizlerde bilemiyorum ancak bir deniz kızı tanıdığımı söylemek istiyorum. Affedersiniz, pardon. En azından tanımışsınız. Tanıdım ama biraz acılı oldum. İkinci soruya devam etmek istiyorum. Biraz daha toparlandıktan sonra 100 lira değerindeki ikinci sorunuz şöyle. Orta oyununun simgesi olan kavuk Münir Özkul'dan kime geçmiştir? A şıkkı Haluk Bilginer, B şıkkı Ferhan Şensoy, C şıkkı Şafak Sezer, D şıkkı Erol Günaydın. Acaba kavuk D şıkkı kime geçti? Erol Günaydın. D şıkkı Erol Günaydın diyor kavuk. Bu üstattadır diyor. Acaba Münir Özkul üstadımıza Erol Günaydın'a kavuğu verdi mi? Ve 100 lirayı da kavuğun içinde Taner Bey'e getirecek mi? Erol Günaydın mı acaba? Ferhan Şensoy henüz onda kimseye vermediğini biliyorum. Kavuk onda duruyor. Erol Günaydın'dan Ferhan Şensoy'a geçtiğini düşündüm. Öyle değil. Hala Ferhan Şensoy'da. Güvenli bölgedeyiz. Sadece 100 lira kazanamamakla kalıyoruz. 100 lira şu anda cebimizde. Biliyorsunuz güvenli alanda bilemeseniz dahi yarışmaya devam ediyorsunuz. Hemen üçüncü sorunuzu sormak istiyorum. Yalnız altıncı soruya dikkat. Baraj sorusu ve uğurlanma sorusu olabiliyor. Şimdiden dikkatinize sunuyorum. 100 lira değerindeki üçüncü sorunuz şöyle. Atmosfer dışında konuşlandırılan ilk teleskop olan Hubble teleskobunun adı nereden gelmektedir? A şıkkı bir astronotun adıdır. B şıkkı bir astronomun adıdır. C şıkkı bir galaksinin adıdır. D şıkkı bir kuasarın adıdır. Doğrusu bilmiyorum ama bir galaksinin adıdır gibime geliyor. Bir galaksinin adıdır diyor Taner Bey. Hubble teleskobunun adının geldiği yer. Acaba bir galaksinin adı mı? Gerçekten evreni bize kısıtlı olmadığını, çok daha geniş olduğunu anlatan bir icat. Bir astronomun adı. Edwin Powell Hubble kişinin adı. Öğrenmiş. Gerçekten enteresan. Hubble'dan önce sadece Samanyolu galaksisi biliniyor, görülüyor ama Hubble'dan sonra evrenin çok çok daha uzun, uzak yerlerin olduğu, çok daha büyük olduğu keşfediliyor. Gerçekten çok önemli bir teleskop. Bizi evrene daha çok açtı. Bakıyorum Taner Bey 100 lira da hala 200 lirayı kazanamadı ama 100 lirası cebinde kesin olarak çünkü güvenli bölgede. Bakalım 2 tane 100 liralık sorunuz kaldı. Onlarda ne olacak? Durum nereye gidecek? 100 liralık 4. sorumuz şöyle. Yatağın termik santrali hangi ilimizin sınırları içindedir?
A şıkkı Aydın, B şıkkı Kütahya, C şıkkı Afyon, D şıkkı Muğla. Acaba termik santral bunlardan hangisinde? Hangi? D şıkkı Muğla. D şıkkı Muğla diyor Taner Bey. Bakalım buradan 100 lira alabilecek mi? Bu termik santral Muğla sınırları içerisinde mi? Acaba orada mısınız? Sayın termik santral orada. Kutluyorum. Teşekkürler. 200 liraya çıkıyorsunuz. Ben bu termik santrali gördüm ve içinden geçtim. Yol yanından geçiyor. Nefes almak mümkün değil. Gerçekten yatağanlılar bazen çok zor durumlar yaşayabiliyorlar. Hava kirliliği normalin çok üstüne çıkabiliyor ve sokağa dahi çıkamadıkları günler oluyor. Evet, 200 lira şu anda cebinizde. Güvenli bölgenin son sorusunu birazdan soracağım. Daha sonra sözünü ettiğim biraz daha güvensiz bölgeye doğru çıkacağız. 100 liralık 5. sorumuz şöyle. Yer kürenin şeklini tespit etmeyi ve yeryüzünü ölçmeyi konu edinen bilim dalı hangisidir? A şıkkı jeodezi, B şıkkı jeofizik, C şıkkı jeoloji, D şıkkı jeomorfoloji. Güzel bir soru. Şeklini tespit etmeyi ve yeryüzünü ölçmeyi konu edinen bir bilim dalıymış. Şeklini tespit hepsi etmeyi... Hepsi jeoyla başlıyor. Şekilden hareketle jeomorfoloji diyor. Jeomorfoloji diyorsunuz. Şeklinden yola çıkıyor Taner Bey. Bir muhakeme oluşturdu. Bakalım jeomorfoloji bu sorunun cevabı olabilir mi? Doğru cevap olabilir mi? Ve Taner Bey'e güvenli bölgenin son 100 lirasını kazandırabilecek mi? D şıkkı jeomorfoloji. Jeodezi. Olsun. Güvenli bölgedeydik. Güvenli bölgeden 3 soruyu bilemediğimiz için cebimizde 200 liramız var. Bu para ödülü sizden hiçbir şekilde alınmıyor. Diğer sorularda bilemeseniz dahi. Şimdi bahsini ettiğim baraj sorusundayız. Çok sözünü ettim ama heyecanlandırmak için değil. Hani kafanızın bir köşesinde bulunsun diye. Para ödülü 500 lira. Kazandığınız anda bir sigorta hakkınız olacak. Onu da ileriki sorularda cevabından emin olmadığınız noktalarda kullanabileceksiniz. Altıncı sorumuz, baraj sorumuz şöyle. 1997 yılında 11 dalda Oscar ödülü alarak tarihe geçen Titanic filminin ilk versiyonu kaç yılında çekilmiştir? İlk versiyonu. A şıkkı 1945, B şıkkı 1949, C şıkkı 1953, D şıkkı 1960. Maalesef atmak durumundayım. 1960 olacağını düşünmüyorum. 1945 söylediğiniz gibi cevabı verdikten sonra İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası olması aklıma geliyor. Fakat yine de hani bu konuda somut bir bilgim olmadığı için. Yine şıklara bakalım. 1949 savaş biteli 4 sene olmuş. Acaba film sektörü toparlanmış mıdır? Yani böyle büyük bir filmi çekecek kadar. Böyle büyük bir savaşın ardından sanmıyorum. Pek toparlanamamıştır. Sanmıyorum. 1953 olabilir. 1960 olabilir mi? 1953 olabilir mi? 1949 da benzer sebeplerle bana çok yakın görünmüyor. 1953 diyorum. 1953 diyorsunuz. Bakalım Titanic filminin çok başarılı bir yeni versiyonda çekilmişti ama ilk versiyonu 1953 yılında mı çekilmiş acaba diye bakıyorum. Ve doğru bir cevap olmasını diliyorum ki barajdan çıkın. Evet, kutluyorum. Bu cevap sizi barajdan çıkartıyor. İyi ki 1945 demedik. Zaten sonra siz muhakemesini yaptınız. Taner Bey'le final bölümünde yarışmaya devam edeceğiz.
kısa bir reklam arasından hemen sonra. Sadece çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur.